Filistinlere yönelik İsrail şiddetinin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Filistin lideri Mahmut Abbas, İsrail şiddetinin artık bir terör, devlet terörü olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise operasyonlara devam dedi. Gazze'de yapılan sivillere yönelik şiddetli saldırılar, yerleşim alanlarının ve kurumların kısıtlı olarak bombalanması, altyapının tarif edilmesi, Kadın, yaşlı ve çocukların öldürülmesi dahil her şey devlet terörüdür. Bu yaşananlar, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. Sorumluları uluslararası mahkemelere çıkarmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Gazze şeridine yönelik saldırıları bu sözlerle eleştirdi. Uluslararası hukuk sürecinin takipçisi olunacağını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'nun İsrail'in saldırılarına ilişkin düzenlediği olağanüstü oturuma görüntülü mesajla katıldı. Kudüs'ün bölgede ve tüm dünyada güven ve istikrar için barışın anahtarı olduğunun altını çizen Abbas, Kudüs, Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir ifadelerini kullandı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu yinelerken gerginliği durdurma çağrısı yaptı. Telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan İsrail Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın desteğini takdir ediyorum ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım ifadelerini kullandı. Mısır, Bahreyn dışişleri bakanları da İsrail'in Filistin gerilimini konuştu. Bahreyn, Mısır'ın İsrail-Filistin arabuluculuğuna destek verdiğini açıkladı.